Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı. Dün Gaziantep ve Mardin'de yaşanan iki trafik kazası herkesi kahretti. Türkiye, Gaziantep'teki 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın şokunu henüz atlatamadan, bir katliam gibi kaza da Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Gaziantep'teki kazada 15 kişi hayatını kaybederken, Mardin'deki kazada 20 kişi vefat etti. Kazada şehit olan polis Yahya Ergin için düzenlenen törende ise gözyaşları sel oldu. Öte yandan, Gaziantep'teki kazaya karışan otobüsün şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı. Türkiye, dün yaşanan trafik kazalarıyla sarsıldı. Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği katliam gibi kazayla birlikte akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kaza herkesi yasa boğdu. Detaylar ise kahretti. Gaziantep-Nizip otoyolunun 18. inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı, İHA, muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı. Feci kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve muhabirler Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver dahil 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu, 12 kişinin de taburcu edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan, yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu yaptığı açıklamada, iki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var, olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin, dedi. Bakan Soylu gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında bir polisimiz şehit oldu. Sürücülerin ikisi de yaralı, tedavi altındalar. İki sürücü de gözaltında, dedi. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden İsa Ayebe'nin ailesinin evine giderek başsağlığı diledi. Ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün gözaltına alınan sürücüsü Abdülkadir Bininci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaziantep'teki kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdülkadir Bininci'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.
ilçe jandarma komutanlığında sorgusu süren otobüs şoförü, seyir sırasında 400 ila 500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım, dediği öğrenildi. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Gaziantep Valiliği, dün Tarsus-Adana-Gaziantep-TEG otoyolunun Nizip bölümünde 15 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini, 5'i ağır 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep-TEG otoyolunun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsünün çarpması ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, halen hastanede yatan 13 vatandaşımız var, 5 hastanın durumu, ciddiyetini koruyor. İfadeleri kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, kazadan yaralı kurtuldu, yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için bir saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Otobüsün devrilerek geldiğini gördüm. Kaçın, diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü Abdülkadir Memiş hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 15 kişinin sağlık görevlileri Tuğba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammed Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ve Mehmet Özsoy olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için de hazırlık yapıldı. Canlı yayında kazayı anlatan İHA muhabiri Sait Vakkas, gözyaşları içinde konuştu, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Diyecek bir şey bulamıyoruz, çok zor."Gaziantep'teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü tır, iki araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka tır, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, tır bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Feci kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Feci kazaya dair gördüklerini İhlas Haber Ajansı'na anlatan görgü tanığı Veysi Danış, ikinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı, dedi.
İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15 ila 20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti. İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, o arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukarıdan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar, o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. Gaziantep'i konuşurken Antep'ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, dedi. Mardin'in Derik ilçesinde iki tır ne neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe, 40, İrfan Aktaş, 40 ve İbrahim Has, 75, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır'ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin'in bir hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in bir çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören düzenlendi. Düzenlenen törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Basın konseyinden yayımlanan mesajda ise, zincirleme trafik kazasında, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'i de kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Haber peşinde koşarken yaşamlarını yitiren meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve İhlas Haber Ajansı mensuplarıyla basın camiasına başsağlığı dileriz. İfadeleri yer aldı.